Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan lorlu peynirli tepsi böreği yapacağım. Malzemelerimi sayıyorum. 5 adet hazır yufka, 1 demet maydanoz, 1 kase lor peyniri, 1 kase beyaz peynir, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta. Yapımına geçelim. Şimdi böreğimizin iç malzemesini hazırlıyorum. Beyaz peynirimi alıyorum karıştırma kabına. Çatalla şöyle biraz eziyorum. Lor peynirimi de ekliyorum. Lor peyniri biliyorsunuz tuzsuz oluyor. Onun için birazcık bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Şimdi maydanozlarımı da doğrayacağım. İnce ince doğradım. Şimdi karıştırarak iç malzemem hazır hale geliyor. Şimdi böreğimizin sosunu hazırlıyorum. 1 bardak sıvı yağ, 1 bardak yoğurt, 1 yumurtamızın sarısını üzerine sürmek için ayıracağım, akını içine katıyorum, sarısını üzerine sürmek üzere ayırdım. Şöyle bir çırpalım. Şöyle az bir şey de su ekleyeceğim. Yarım çay bardağı kadar falan. Şimdi sosumuz da hazır. Böreği yapmaya geçebiliriz. Tepsimizin dibini de yağlıyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bir tane yufkamı alta seriyorum. Bu şekilde kenarları dışarıda kalacak. Şimdi sosumdan döküyorum. Her yerine sürüyorum güzelce. Şimdi diğer yufkamızdan parçalar kesip şöyle kopararak içine yerleştiriyorum. Şimdi tekrar sosumuzdan katıyorum. Her yerine böyle iyice sürüyorum.
aynı şekilde. Bir parça daha yufka koyuyorum. Sosumuzdan koyuyorum tekrar. Şimdi iç malzememizin yarısını bu katına koyuyorum. Bir kat daha yapacağız. Geri kalan için yarısını da o katta kullanacağım. Şimdi tekrar üzerine yufkalarla kapatıyorum. Sosumuzdan sürüyorum. Böyle sosunu sürüp üzerine tekrar diğer kalan iç malzememi katacağım. Malzememizin geri kalan kısmını da bu kata koyuyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Şimdi tekrar üzerine yufka koyuyorum. Sürekli aralarına sos eklemeyi unutmuyoruz. Şimdi kenarlarını da içe alıyorum. Son yufkamızı da üzerine kapatarak keseceğim. Son katın sosunu da sürdüm. Son yufkamı koyup kapatacağım iyice. Şöyle alta doğru alıyorum. Bu şekilde. Şimdi keseceğim. Böreğimizi kesmeye başlıyorum.
Sosumuzdan 2 kaşık kadar ayırmıştım. Şimdi yumurtamızı da ona katarak böreğimin üzerine süreceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Böreğim sunuma hazır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.